بازی به هتل بود. Yıllarda denizdeki süngerciler tarafından keşfediliyor. İzmir'e geldik. İlk durak. Şimdi bir lens alacağım. 85 milimlik böyle bir tam bir fiyat performans ürünü olan. Bir inceleyeceğiz eğer sorunu yoksa. İzmir'den lensi alıp Bodrum'a devam edeceğiz. İzmir'in dağlarında çiçekler açtı mı hocam? Açtı açtı. Her yerimiz de açtı. Bir lensi kaliteli yapan merceğidir. Merceğidendir. E niye madem aldırdın bana bu lensi? Çünkü bu parayı daha iyisini alamazsın. E almasaydık hiç. İki tane KitKat, iki tane de GoFit. İkisi 22 lira tuttu. Sadece 4 tane çikolata. Şeydeyiz, Shell'deyim. Fiyatları görmeniz lazım. Çikolatalar 20-30 lira. Değişik markalı şeyler var. 60-70 liraya kadar gofretler var ya. Resmen savaş gibi. Buranın çok işi meşhur. Bodrum'daki ilk durağımız Köftücü Yusuf. Biz bir şeyler var mıydı? Teşekkürler. Otele geldik. Mütevazı bir otel bu. Bodrum'un mütevazı otellerinden ve fiyatı da çok uygun gerçekten. Sezon olmadığı için muhtemelen. Hemen kısaca gezdireyim. Zaten çok küçük olduğu için çok kısa sürecek. Giriş, gelişme sonuç. Dolap, banyo. Burada yatak, bir tane tek kişilik, bir tane çift kişilik yatak var. Burada sehpa tabii biz eşyaları dizdik yine her zamanki gibi. Gimbal, diğer gimbal. İşte öbür kamera çantası, şu kamera çantası. Burada bir mini bir dolap var. Şöyle bir tatlı da bir balkonu var. Şöyle bir manzarası var. O da böyle minicik ama güzel yani Bodrum için. Şimdi çok güzel oteller var ama çok güzel paralara. Neyse şimdi biz bir eşyalarımızı koyduk. Bir yorgunluğumuzu attık ufak. Bir gezmeye çıkacağız şimdi Bodrum'a. Ben açıkçası ilk kez geldim. Üstünden geçtim de hani hiç içine girip gezmedim. Gidip çıkıp gezeceğiz. Bu arada şeymiş galiba burada Bodrum parası normal Türk lirasından daha değerliymiş falan işte. İlk çıkıp gezeceğiz bakalım. Şimdi gezmeye. Bodrum sokakları. Ama o internette gördüğüm mavili beyazlı şeylerden hiç göremiyorum burada müstakil evlerden. O Alaçatı. Hayır be, Bodrum yazıyor. Şey burada bildiğin şey gibi Akçaykordon gibi burası. Niye bu kadar abartıyorlar burayı o zaman? Siz var ya her şeyi abartıyorsunuz ha. Belki rüzgardan duyulmuyor ama belki de net değilim. Biz şu an geziyoruz, bir şeyler çekiyoruz. Burası da Bodrum Kalesi. İçine girdik Bodrum Kalesi'ni. Bizim müze kartlarımızı almıştık şeyden. Kapadokya'dan. Allah'tan işe yaradı yani. Sırf onu kullanmak için girdik ama bence güzel bir yer. Buranın ben tarihçesini hiç bilmiyorum bu arada. Sen biliyor musun? Şurada bir şey diyeceğim. Böyle bir geniş şöyle bir alsana klipte kullanırız. Burası da Bodrum Kalesi'nin sanırım zindanları. Yani dediğim gibi ben buraya dair bir şey bilmiyorum. Birazdan okuyacağım ama burada fotoğraflarda var. Batıklardan çıkarılmış şeyler. Ne diyorlar bunlara be? Testi mi? Güm. Su testisi. Testi. Hı. Ya bunlar rekonstrüksiyon yapılarak şey olmuş. Ha burada yazıyormuş zaten. Sanırım Onur abi de buradan okumuş. Genelde Bodrum şey diyebilir böyle. Tatil için modern, işte ünlülerin, zenginlerin gittiği yer ama demek ki böyle şeyler de varmış. Ben bilmiyorum, beni mazur görün. Şimdi size detaylar göstereceğim buradan. Amfora bunlar. Arkadaşlar, bunların ismi Amfora. 1960'lı yıllarda denizdeki süngerciler tarafından keşfediliyor ve söyleniyor. Eğer ki günümüzde bunlar, yani 1960'lı yıllarda keşfedilmemiş olsaydı muhtemelen hiçbir eser bulamazdık. Yani şu an günümüze kadar gelseydi bunlar suyun altında. Teşekkürler Onur abi. Onur abi de işte bugün acele yani. Kendi de sağ solu izliyorum, görüyorum diye bana kızıyor. Şimdi internetten baktım ben buranın
tarihçesiyle alakalı. 1402 yılında Çin Şövalyeleri yazıyor. Onlar tarafından yapılmış. Aziz Peder Lisesi olarak inşa edilmiş 1402 yılında Çin Şövalyeleri tarafından. Yani şimdi de su altı arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor. Yani öyle aslında güzel bir yer. Gayet tarihi ya, 1402 yılı. Nereden baksan 1600 yıl kadar ortalama önce. Buranın sebzeli döneri meşhurmuş. Patatesli falan herhalde içinde. Şimdi onu deneyeceğiz bir. Tabii biraz yarım ekmeği 40 lira mı ne? Biraz pahalı ama bakalım, deniyoruz. Sipariş verdik, bekliyoruz. Dönerlerimizi yedik. Bizim şehir nerede, hatırlıyor musun sen? Evet, buradan. Buradan arkadakinden. Emin misin bu aradan olduğuna? Evet. Hiç inanmıyorum sana. Vallahi öyle. Niye? Benim yön duygum çok mu kötü? Onur abi hiç beğenmedi tabii. Memnun kalmadı dönerden. Çünkü şey gibi gözüküyor böyle. Baktığın zaman... yedik. Biz kazığımızı yedik çok şükür. Ya 30 liraydı böyle 100 gramı sözde, ama 100 gram değildir bence o. Ya baktığın zaman çok güzel gözüküyor böyle sebzeli işte, döner, et döner falan, ama kara kuru bir şeydi, ne yalan söyleyeyim hocam. Ya sen de çok dikkat çekiyorsun iki, ya. İki döner iki ayran 96 liraydı yani. Bilmiyorum. Ben pek memnun olamadım. Bodrum bana şu eksiği kattı yani. Şu yaşımda. Arkadaşlar hiç söylemedim ama biz çekime geldik Bodrum'a bu arada, öyle gezmeye değil. Yani saat olmuş gecenin 12'si, hala burada video çekmeye çalışıyoruz, video planı. Yani buradan şunu çıkarabilirsiniz. O kadar işimize şeyiz, aşkla bağlıyız. Seviyoruz yani bu işleri. Benim bu yeni aldığım lensi deniyoruz hani bu vakit oldukça. 85 milimlik 1.8'lik son için lens. Öyle yani, şu an akşam oldu, biraz takıldık ettik, eğlendik. Otele girip eşyaları bırakacağız. Yine biraz bir o Kordon'u, sahili gezeceğiz. Sonra uyuyacağız. Sabah 10-11 gibi kalkıp gideceğiz. Çekime başlayacağız orada. Sonra gün boyu bir klip çekeceğiz. Sonra da Bursa'ya dönüş. Eğer bu tarz bir lensle böyle bir gimbal kullanıyorsanız gerçekten operatörlük önemli. Çünkü çok hassas oluyor. Dar açı ya, olduğu için. Tabii. Yani stabil kullanmanız gerekiyor. O yüzden operatör de çok önemli. Yani hani ben sana yaklaşamıyorum. Yani ben yaklaşmak istiyorum. Yaklaşamıyorum ben sana. Yani ben burada çok iyi operatörüm demiyorum ama... İyiyim diyorsun. Ben de şu an kendi elimi alıştırıyorum. Şimdi yarın çekimimiz var ve bu yarına kadar hani ne kadar elim alışırsa o kadar iyi. Çünkü lens yeni bir lens, ya hani tabii. Bilmiyoruz aralığını. Aynen daha öyle. Çok. Canon'dan aşinalığım var 85'e, ama video değil, fotoğrafta. Şimdi videoda daha farklı oluyor her şey. O yüzden bakalım, alışacağız inşallah. Bu da otelimizin girişi. Kolay gelsin. Otelimiz de böyle hani tatlı, butik bir otel, minik. Çok da büyük değil ama değişik yani tarzda yapılmış. Hoş bir otel yani, ben beğendim bayağı. Şurada havuzu falan var. Sabah da kahvaltı yiyeceğiz burada. Şimdi bizi girelim, dinlenelim artık. Otele geldi. Artık günün sonu. Yarın sabah erkenden çekim var. Ya erken dediğim 10-11 gibi. Şimdi artık uyuyacağız yavaş yavaş. Bu saat 11 falan oldu galiba. Şimdi sabah kahvaltı bölümüyle devam edersiniz muhtemelen siz. Herkese günaydın. Sabah oldu. Güzel bir uyku çektik valla. Yorulduk çünkü yol falan. Şimdi hızlıca bir kahvaltımızı yapacağız. Sonra eşyalarımızı alıp otelden çıkacağız. Sonra şeye geçeceğiz. Çekim yapacağımız alana. Bugün muhtemelen akşama kadar sürecek çekim. Bakalım. Bodrum güzel. Hava da çok güzel, güneşli yani. Hani tam olması gerektiği gibi çekim için. Şanslıyız çünkü dün hava kapalı gibiydi Bursa'dan çıkarken. Bugün hava mükemmel. Gerçi Bodrum havası genelde böyledir de. Bakalım, şimdi hızlıca bir kahvaltımızı yapacağız. Oradan da çıkacağız. Çıkamıyorum şu an dışarı. Evet, kahvaltımızı yaptık otelde. Eşyalarımızı da aldık hemen. Şu an yola çıktık. Gidiyoruz çekim mekanına doğru. Bir 30 dakikalık kadar yolumuz var. Orada çekimi yapacağız. Sonra hemen Bursa'ya akşam 10 gibi 11 gibi yola çıkacağız muhtemelen. Sürecek yani bayağı. Şu an saat 11. 10-12 saat sürer yani çekim otelde. Oradan da Bursa'ya. Yarın başka bir çekim var. Niye çekiyorsun? Onur abla!